Hadi nitrat anyonunun Lewis diyagramını çizelim. Nitrat 1 azot ve 3 oksijenden oluşuyor. Ayrıca eksi 1 yükümüz de var. Videoyu durdurup kendi kendinize çizmeyi deneyebilirsiniz. Bu konuda çok alıştırma yaptığımız için artık ne yapılacağını biliyorsunuz. Öncelikle değerlik elektronlarımızı sayıyoruz. Nötr serbest bir azot atomunun dış kabuğunda 1, 2, 3, 4, 5 değerlik elektronu vardır. Buraya 5 yazalım. Oksijende ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 değerlik elektronu var. Ama 3 oksijen olduğu için bunu 3 ile çarpıyoruz. 5 artı 18'den elimizde 23 değerlik elektronu olur. Sonraki adımda buradaki eksi yükü hesaba katıyoruz. Bu eksi 1 yükten dolayı bir tane daha değerlik elektronu olacak. Yani bunlar nötr olsalardı hiç fazladan elektron olmayacaktı. Ama eksi 1 yükümüz var. O zaman buraya bir değerlik elektronu ekliyoruz. Toplamda 24 değerlik elektronumuz oldu. Sonraki adımda bu yapıyı çizmeye başlıyoruz. Bu adımda hidrojen hariç en az elektronegatif olan atomu tespit edip merkeze yerleştireceğiz. Azotu seçmemiz lazım çünkü ikinci periyotta azot oksijenin solunda. Azotu merkez atom yaptık. 3 oksijen de onun etrafında şöyle olacak. Aralara tekli bağlar da koyalım. Mor renkli olsun. Bu yapıya şimdiye kadar 2, 4, 6 değerlik elektronu göstermiş olduk. O zaman eksi 6 değerlik elektronu diyoruz. Elimizde 18 kaldı. Sonraki adımda olabildiğince en fazla sayıda bu elektronları çevredeki atomlara verelim. Amacımız oktete ulaşmalarını sağlamak. Her bir oksijen zaten azota kovalent bağlarla bağlı yani ikişer elektron paylaşıyorlar. Bakalım her birine altışar elektron daha verebilir miyiz? Böylece oktete ulaşabilirler. Öyle değil mi? 2 4 6 burada. 2 4 6 da burada. Gördüğünüz gibi kalan 18 değerlik elektronunu da bu şekilde dağıttık. Bu 18 değerlik elektronunu çıkarırsak elimizde 0 kalır. Harika, hepsini hallettik. Peki bakalım atomlar hallerinden memnun mu? Oksijenler oktete ulaşmış durumda. Ancak azotun sadece 2 4 6 değerlik elektronu var. Bu azotun da 8 değerlik elektronu olduğu bir Lewis yapısı çizebilsek harika olur. Bunu yapmanın bir yolu var. Şu oksijenlerden birindeki ortaklanmamış elektron çiftlerinden birini alıp kovalent bağ yapabiliriz. Hadi yapalım. Şu çifti siliyorum ve kovalent bağa dönüştürüyorum. Halen tüm oksijenlerin etrafında 8 değerlik elektronu var. Azotta da 2 4 6 8 var. Yani o da oktete ulaştı. Son olarak bunun anyon olduğunu unutmuyoruz ve köşeli parantez ekleyip sağ üstte yükü yazıyoruz. Eğer bu gösterim nitratın var olabildiği tek düzenek olsaydı, dünyadaki nitrat anyonlarını gözlemlediğimizde bir kısa bağ, iki uzun bağ görmemiz gerekirdi. Bağlardan birinin enerjisi diğer ikisinin enerjisinden daha farklı olurdu. Ama gerçek dünyada böyle bir durum yok. Buradaki bağların uzunlukları ve enerjileri aynı. Peki sizce neden? Şu ortaklanmamış çiftlerden birini alıp kovalent bağ oluştururken üstteki, sol alttaki ya da sağ alttaki oksijenden elektron çifti alabilirim. O yüzden aslında sadece bu gösterdiğim yapı değil, toplamda 3 farklı ve üçü de geçerli olan yapı çizebiliriz. Şimdi diğerlerini de size göstermek istiyorum. Azot merkezde üstteki oksijenle tekli bağ kurmuş. Oksijenin ortaklanmamış elektron çiftlerinden gelen 6 elektronu var. Sol alttaki oksijenle ikili bağ kurulmuş ve onun da 2 ortaklanmamış elektron çifti var. Sağ alttaki oksijen aynı. İşte bir başka geçerli Lewis yapısı bu. Diğerini de çizelim. Yani şu oksijenle ikili bağın olduğu durum. Köşeli parantez ve eksi yükü koyduk. Evet. Azot oksijen 3 ortaklanmamış elektron çifti. Sol alttaki oksijeninde aynı şekilde 3 ortaklanmamış elektron çifti var. Sağ alttaki oksijen azotla ikili bağ kurmuş ve 2 ortaklanmamış elektron çifti var. Eğer karşımızda 3 farklı Lewis yapısının olduğu durumlar varsa buna rezonans diyoruz. Evet, rezonans. Aralarına da çift yönlü oklar koyuyoruz. Burada ilginç bir bilgi vereyim. Rezonans kelimesinin anlamları arasında titreşim, salınım gibi şeyler var. Ama bu farklı yapılar arasında gidip geliyoruz gibi düşünmeyin. Yani burada bir salınım hareketi söz konusu değil. Bunlar daha ziyade nitratı görselleştirmenin farklı yolları ve bunların hepsi aslında bir bütün olarak rezonans hibritine katkıda bulunuyorlar. Bu hibrit yapıda aslında nitratın var olabildiği tek doğru yol. Bunların hepsi olmadan nitratı tam olarak anlamış olmayız. Şimdi de rezonans hibritini çizmeye çalışalım azot merkezde, oksijenler etrafında. Kovalent bağlarımızı da çizelim. Oksijenler ve azot arasındaki bağlar da aslında ikili ve tekli bağların birer hibriti. Yani sadece bir bağın ikili, diğer iki bağında tekli olması yerine bu üç bağın hepsini ikisi arasında bir yere konumlandıracağız. Bu yüzden de kesikli çizgiler çiziyorum. İşte nitratın gerçek yapısı. Bu üç bağın üçü de ne tam tekli bağ ne de tam ikili bağ sebebi de moleküldeki elektronların delokalize olması. Anyon olduğunu göstermek için köşeli parantezi de unutmuyoruz. Evet. Rezonans kavramı işte bu. Farklı ama hepsi de geçerli olan Lewis yapılarımız var ve hepsi de rezonans hibritine katkıda bulunuyor. Doğada gözlemlenen de bu zaten. Yani farklı yapılar arasında ileri geri gitmiyoruz. Gözlemlenen şey şu rezonans yapısı yani üçünün bir hibriti melezi. Bu üçü birbiriyle eşdeğer ama ileride böyle olmayabileceğini de göreceğiz. Bazı durumlarda bazı yapılar rezonans sabitine daha fazla katkıda bulunur.